Merhabalar. Bu bölümde artık animasyon ayarlarına geçelim istiyorum. Hemen buradan Window altından hop animasyon seçeneğine tıklıyorum ve buradaki Animator bölümüne tıklayarak Animator penceremin burada açılmasını sağlıyorum. Animator'a tıkladığım an karşıma böyle bir pencere geliyor. Burada ufak bir düzenleme yapalım istiyorum. Şöyle şurayı biraz küçülteyim. Bu Animator'a tıklayıp bunu şöyle kenara doğru sürükleyip bu tarafa yapıştırıyorum. Artık pencerem gördüğünüz gibi ikiye bölünmüş oldu. Burada da Scene View'uma geçiş yapmak istiyorum. Daha rahat çalışmak için. Tamam. Benim karakterime tıklıyorum ve bunun adını şöyle Mecnun olarak değiştirmek istiyorum. Hop ya, yanlış yazdım. Tamam. Bu karakterimin üzerine bir adet Animator eklemem lazım. Onun için Add menüsüne tıklıyorum. Bu arada Mecnun seçiliyken. Ve buraya Animator yazdığım an karşıma gördüğünüz gibi Animator çıkıyor. Buna tıkladığım an modelim üstüne bunu eklemiş oldu. Animator'ı ekler eklemez karşıma bir adet Controller bölümü çıkıyor ve herhangi bir kontrolcüsünün olmadığını söylüyor bana. Buraya bir kontrolcü ekleyebilmek için Animation altından şöyle bir yere tıklayıp sağ tıklayıp Create diyorum ve buradan Animator Controller seçeneğine tıklıyorum. Yeni bir controller oluşturmuş oldum. Bunun ismine karakter kontrol diyelim. Karakter kontrolü oluşturur oluşturmaz. Bakın animator'ımda bir değişiklik oldu. Burası biraz değişti. Bunu düzenlemeden önce Mecnun'a tıklıyorum. Ve buradaki karakter kontrolleri alıp controller bölümüne sürükleyip bırakıyorum. Artık burada düzenleme yapabilirim. Şuradaki exit'i alıp şöyle kenarda bir yere çekiyorum. Ve biraz daha yakınlaşıyorum buna faremin orta tekerleğiyle. Idle'ı alıp sürükleyip buraya bıraktığım an Enter otomatik olarak kendini idle'a bağladı. Artık ben play'e bastığım zaman otomatik olarak gördüğünüz gibi benim animasyonum, idle animasyonum oynamaya başladı. Ve Unity'de yaptığımız ilk animasyon bu olmuş oldu. Fakat burada ben animasyonu kontrol etmiyorum. Otomatik olarak Unity sürekli bunun kontrolünü kendi sağlıyor. Diğer animasyonları buna bağladığım zaman, yani buradaki jump'ı ya da run'ı alıp buraya sürükleyip bıraktığım zaman herhangi bir şey olmayacak. Benim bu animasyonları düzenlemem lazım ki W ya da başka bir tuşa bastığım zaman o animasyonları oynatabilsin. Hemen oyunumu durdurup bunu yapalım. Idle'dan sonra W'ya bastığım zaman koşma animasyonuna geçebilir, değil mi? O zaman koşmayı alıp sürükleyip buraya bırakıyorum. Ve Idle'a tıklayıp sağ tıklayıp Make Transition deyip run'a bağlıyorum bunu. Bu şöyle yapacak. Ben Idle'dan run'a geçebilirim demek aslında. Bu aradaki oka tıkladığım zaman, şu aradaki oka, burada play'e bastığım an bakın o geçişi görebiliyorum. Otomatik olarak geçişi yapıyor gördüğünüz gibi. Durduralım bunu. Devam ediyorum. Run'dan jump'a geçebilirim mesela. Yani koşarken zıplama işlemini gerçekleştirebilirim. O zaman jump'a alıp şöyle run'a tıklayıp make transition deyip sağ tıklayarak jump'a bağlıyorum. Yani koşarken zıplayabilirim. Aynı zamanda idle'dan dance'e geçebilmek istiyorum. Dans edebilmek istiyorum. Dans sürükleyip bıraktım. Bunu sadece idle'da yapmasını istiyorum. O yüzden idle'a sağ tıklayıp make transition diyerek dansa bunu bağlıyorum. Burada animasyonun işleyişi okun gösterdiği yöne doğru oluyor arkadaşlar. Yani idle'dan run'a geçebilirim. Run'dan jump'a geçebilirim. Fakat fark ettiyseniz jump'tan geri idle'a, jump'tan geri run'a dönemiyorum. Bunun için bir şey yapmam lazım. Yani koşarken boşluğu bıraktığım an zıplama işlemini bırakıp koşmaya geri dönmesi lazım. Bunun için de bu sefer jump'a tıklıyorum. Sağ tıklayıp make transition diyorum ve run'a bağlıyorum. Aynı şekilde run'a tıklıyorum, make transition diyorum, idle'a bağlıyorum. Aynı şekilde dance'a tıklıyorum, make transition diyerek idle'a bağlıyorum. Yani bunlar arasında git gel yapabilirim demek oluyor bu. Görsel olarak bu durumlar tamam. Fakat bunları kodda nasıl düzenleyeceğim? Bunları kodda düzenleyebilmek için benim buradaki parameters bölümüne gelip birkaç parametre eklemem gerekiyor. Bunu göstererek anlatmak daha kolay. Şu animasyonu durdurayım. Artıya basıyorum. Buradan Boolean tipinde bir değişken oluşturuyorum. Eğer değişken tiplerini bilmiyorsanız bir göz atmanızı tavsiye ederim internette. Bool tipindeki değere tıkladığım zaman karşıma böyle bir ekran geliyor. Bu bool'uma bir isim vermem lazım. Değişkenime bir isim vermem lazım. Is run demek istiyorum bunun ismine. Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman aslında koşuyor mu sorusunu soruyorum. Bool tipindeki bir değişken ya true olabilir ya false olabilir. Yani ya doğru olabilir ya yanlış olabilir. Burada da aslında bunu simüle ediyorum. Eğer burası tickli ise bu değişken doğru demektir. Yani is run true demektir. Koşuyor anlamına geliyor. Tick'i kaldırdığım zaman is run false demektir. Yani koşmuyordur karakter. Ben onu şöyle yapacağım. Idle'dan
Run'a giden oka tıklıyorum ve buradaki Conditions bölümüne gelip artıya basıyorum. Is run otomatik olarak geldi. Yani kodda aynen şu şekilde olacak. Ben is run durumunu kontrol edeceğim. Is run true ise buradaki animasyonu idle run animasyonuna çevireceğim. Peki run'dan geri idle'a nasıl döneceğim? Bu sefer de yanındaki oka tıklıyorum. Artıya basıyorum. Is run bu sefer false olacak. Yani koşmuyor durumunu sağlamış olacağım ve idle'a geri dönmüş olacak. Ayrıca burada göstermek istediğim ek bir durum. Has exit time diye bir seçenek var burada. Has exit time şu. Has exit time aktif olduğu zaman bir animasyondan diğerine geçiş yaparken ufak bir bekleme süresi oluyor. Yani bir çıkış zamanı oluyor. Ben bunu istemiyorum. Animasyonlarım arasında direkt olarak geçiş yapılmasını istiyorum. O yüzden bütün boklara tıklayıp has exit time değerini deaktif edeceğim. Hepsinde aynısını yapıyorum. Hop. Tamam. Peki run'dan jump'a nasıl geçeceğim? Bunun için yine yeni bir parametre oluşturmam lazım. Artıya basıyorum, bool diyorum. Bu sefer is run. Özür diliyorum, is jump olacak. Yani koşuyorum durumunu sorguluyorum. Dance için de bir tane oluşturalım. Artıya basıyorum, bool diyorum. Is dance diyeceğim. Şöyle run'dan jump'a geçen oka tıklıyorum. Ve conditions bölümünde artıya basarak buradan is jump'ı seçiyorum. Eğer true ise zıpla diyorum. Hemen buraya geliyorum. Artıya basıyorum. Jump'ı seçiyorum. Eğer jump değişkeni false'sa o zaman run'a geri dön demek istiyorum burada. Aynısını dance için de yapacağım. Is dance true ise dance et. Is dance false'sa o zaman idle'a geri dön. Hemen bunlar için gereken kodu yazmak üzere script klasörüne gidiyorum ve buraya sağ tıklayıp create diyerek bir script oluşturuyorum. Buna Mecnun Control diyelim. Farklı isimler verebilirsiniz script'inize. Ben şimdilik Türkçe gidiyoruz diye bu şekilde ilerliyorum. Bu script'i alıp şöyle Mecnun'a tıklayayım. Mecnun üzerine sürükleyip bırakıyorum. Daha sonra script'e çift tıklayarak Visual Studio'nun açılmasını bekliyorum. Önce kodları yazacağım her zaman olduğu gibi, sonra açıklayacağım. Burada benim Unity'deki şu animator'ıma erişmem lazım. Bunun için de buraya animator tipinde bir değişken oluşturuyorum. Update bölümüne tıklayıp if diyorum. Burada iki defa taba basarsam otomatik olarak if bloğunu kendi açmış oluyor. Aklınızda bulunsun. Burada diyorum ki if eğer benim basmış olduğum buton W ise o zaman benim animator'da bulunan boolean tipindeki isRun değişkenini al ve true'ya çevir demek istiyorum. Yani W'ya bastığımda benim isRun'ımı true'ya çevirmiş olacak. Ayrıca şöyle hemen else if bloğu oluşturalım. Bu isRun'ı false'a da çevirmemiz lazım doğal olarak. Else if diyorum ve yukarıdaki bloğun aynısını buraya kopyalıyorum. Tek yapacağım şey şu input'un başına bir adet ünlem işareti koymak. Bu ünlem işaretinin anlamı şu. Buradaki basılan tuş değilse anlamını sağlıyor. Yani basılan tuş W değilse demek bu ünlem. W değilse de aşağıdaki işlemleri olacak. Bu sefer de bunu false'a çeviriyorum. Tamam, buraya kadar tamam. Burada ikinci yapmam gereken şey benim animator'ımı hala bir değer atamamış olmam. Burada start fonksiyonu içerisinde animator değişkenimi alıp get component diyerek buraya animator komponentimi getirmem lazım. Hop. Burada bunun yaptığı şey şu kodun. Benim animator komponentimi Mecnun'a bağlı olan animator komponentimi alıp animator değişkenimin içerisine atması. Ctrl S ile burada projemi kaydediyorum. Projenizi kaydetmeyi unutmayın. Hemen Unity'ye dönelim. Ve play'e bastığım zaman artık karakterim şu anda otomatik olarak idle animasyonunu çalıştırıyor. Ben burada W'ye bastığım an gördüğünüz gibi koşmaya başlıyor ve burada animasyonum oynuyor. W'yu bıraktığım an tekrardan idle'a geri dönüyor. Fakat bu işlemi olduğu yerde yapıyor. Sonraki derslerde bu durumu düzenleyeceğiz. Karakterin hareket etmesini de sağlayacağız. Fakat şu anda animasyon kısımlarını çözelim istiyorum. Jump ve dance için de aynı işlemleri yapalım. Visual Studio'ya dönüyorum ve buraya şöyle kopyalayıp hop Ctrl C ile aşağıya yapıştırıyorum. Şöyle biraz birbirinden ayırayım, daha okunaklı olsun. Şimdi ben zıplama hareketimi space tuşuna basıldığında yapılsın istiyorum. Direkt olarak o yüzden space yazıyorum buraya. Artık is run değil, is jump olarak bunu değiştiriyorum. Bunu kopyalıyorum.
Aynı şekilde aşağıya isjump olarak düzenliyorum. Ve buradaki W'da space olarak değiştiriyorum. Yani artık input'um space ise zıplama true yapacak. Input'um space değil ise o zaman zıplamayı false yapacak. Aynısı dance için de geçerli. Dance'da bunu x yapabilirim. Eğer bastığım tuş x ise is dance'i true yap. Eğer bastığım tuş x değil ise is dance'i false yap. Ve Ctrl S ile bunu kaydediyorum. Hemen Unity'ye gidip bir bakalım. Play'e basıyorum. Şöyle kameramı belki biraz daha iyi görmeniz için öne çekebilirim. Hop, şu şekilde. Game View'a dönelim. W'ye bastığımda koşuyor. Boşluğa bastığım zaman zıplıyor. Ve X'e bastığım zaman dans ediyor. Bütün animasyonlarımı aslında halletmiş oldum. Bu dersi burada bitirelim. Sonraki derste artık bu karakterin bastığımız tuşa göre kontrol durumlarını sağlayalım. Sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.